Azerbaycan halkı 2. Karabağ Savaşı şehitlerini andı. Savaşın başladığı gün olan 27 Eylül yani bugün Azerbaycanlılar şehitliğe akın etti. Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. 14 haber ekibi de anma gününde şehitlikteydi. Şehit yakınları 14 mikrofonlarına duygularını anlattı. Kur'an-ı Kerim okudular, gözyaşları döktüler, şehitlerini andılar. Azerbaycan halkı 2. Karabağ Savaşı'nın yıl dönümünde başkent Bakü'de şehitliğe akın etti. Ne kadar tariflesen de azdı kardeşim. Yani mükaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de çok güzel kayıt olunup ki bunların yeri behişti. Yani bunlar cenneti kazanırlar. Ermenistan işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan ve 44 gün süren savaşın ikinci yılında şehitler anıldı. Şehitleri anma günü dolayısıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Biz fəxr edirik ki, belə Azərbaycanımızın cəsurları var, oğulları var. Mən də Əliyev Sehrimanın acısıyam. Fəxr edirəm ki, mən heylə bir qürur duyucu, heylə bir oğlun bacısıyam. Bakü'de 2. Fahri Hıyaban'daki şehitliğe giden Azerbaycanlılar buradaki mezarlara çiçekler bıraktı, dualar etti. Şehit yakınları zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Kimi kardeşinin, kimi oğlunun mezarı başında ağıt yaktı. 44 günlük müharibədə torpaqların alınmasında böyük əməyi olubdu oğlumun. Ermənin içinə girərək lazım koordinatları gətiribdi. Erməni dini o qədərə mükəmməl bilirdi mənim oğlum. Yerel saatlə 12'de şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu boyunca Hazar Denizi kıyısındaki gemilerle metro trenleri ve otobüsler korna çaldı. Vətən bölünməzdir. Qarabağ Azərbaycandır. İndən belə yağı düşman bilsin ki, bizim körpədə o körpəmiz ki var beşikdədir, o körpəmiz də ayağa qalxıb o Qarabağ torpağını qorumaq üçün canı ilə, qanı ilə qanlı su varacaq. Bunu bir daha bilsin. Vətənimiz heç zaman indən belə bölünməyəcək. 44 gün sürən 2. Qarabağ savaşında 2908 Azərbaycan askeri şehit oldu. Azərbaycan halkı Qarabağ savaşında 5 şehir, 4 kasaba ve 286 köyü işgalden kurtardı. Ermenistan, Adam, Laçin ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım 2020'de imza attı. Böylece 44 gün süren savaş Azerbaycan ordusu ve halkının zaferiyle sonuçlandı.